Evet arkadaşlar, bizler Türk milleti olarak gerçekten de sahip olduğumuz nimetlere gerektiği gibi şükretmeyen, bize o nimetleri karşılıksız bir şekilde sunan, veren, Allah'a gerektiği gibi eda etmeyen, açıkçası nankör, yani diğer topluluklardan, ırklardan da önde gelenlerden diyelim, en önde değil de önde gelenlerden ırklardanız yani, açık bu. Neden derseniz, çünkü kazancımızda doğru düzgün hep hile karıştırmadan, fesat ve hatta biri aldığımız malı ikiye değil de 10'a 20 50'ye satmadan, yalan söylemeden, yeterli miktarda kar elde edip de geçimimizi öyle sağlayıp da sattığımız üründen helaliyle para kazanan bir topluluk değiliz açıkçası. Hani istisnalar kaideyi bozmaz derler. Hani bazı istisnalar dışarıda herkesi de aynı kefeye koyulmaz. Tabii çok temiz düzgün esnaflarımız da var. Ama ben şimdi farklı bir şey söylemek istiyorum. Yetinmiyoruz. Tamahkar değiliz. Açgözlüyüz. Bir iş yaptığımız zaman, yaptığımız o işte genel olarak, yani çoğunluk olarak, bu bizim büyük bir vurgunumuz olsun. Bu işle hani köşeyi dönelim. Hızlı hızlı paralar kazanalım. Büyük büyük, çok çok paralar. Yaptığımız işle yani bir kere de hayatımızı kurtaralım. Geleceğe hani ölene kadar sanki emekli olacakmış gibicesine büyük büyük kar yapalım düşüncesindeyiz. Mesela bir emlak düşünün. Emlak işi yapan, alıp satan yapan. Mesela evi hemen 150 milyara bugün aldı diyelim. Bir daire aldı 150. Ertesi gün 250-280 yazıyor. 220-230'dan aşağı vermiyor. Bazen görüyorsunuz sahibinden.com adam 170 milyara daire yazmış. Öbür bir tanesi de aynı daire, öbürü de 210 milyar yazmış. Arada 40 milyar var ya. 40 milyar. Birisi mal sahibi, biri emlakçı. 40 milyar para anında komisyon yiyecek. Aynı ilan ya, görüyorsunuzdur. Aynı ilan, biri 160 yazıyor, 170, biri 210 yazıyor. Yani demek istediğim, bir kere de 30 lira, 40 lira, 50 lira, bir de komisyon istiyor yani o satıştan harcı. O 30-40 kar yapacak, bir diyecek ki ne kardeş, %5 komisyon var hem satandan hem alandan. Yani bir kere de köşeye dönelim istiyor yani. 50 milyar, 60 milyar bir daire alacak, biri de satacak. Bir araba parası cebine kalacak. Yani o kadar, yani insanlar böyle olmuşlar. Bu sadece yani emlakçı üzerine değil, diğer meslek dallarında da çok var. Şimdi şu anda Türkiye'de genel olarak, yani temel ihtiyaç olarak size şöyle bir örnek vereyim. Mesela çoğunlukta yani zarar etmeyeceğin ve herkesin de ihtiyacı olan bir et ürünü yani. Et şu an gözde, biliyorsunuz yani, herkes beslenmesi için et sever, yemek ister. İhtiyacı var. Alabilen alır, alamayan da yani her zaman alamasa da yani mutfağına sokmaya çalışır yani. Niye yani yeterince alamasa da. Ama temel gıda malzemesi yani bu, yani bunu kimse ben et yemem, yemem, sevmem, etmem diyemez yani. En önemli besin gıdası. Şimdi demek istediğim hayvancılıkla alakalı bir şey. Şimdi ne düşünüyoruz bakın. Bugün ben mesela diyelim ki, ne örnek veriyorum yani, kendimi içine sokarak örnek vereyim anlayabilirsiniz diye öylesine örnek veriyorum. Hayvancılık yapacağım diyelim. Mesela koyun alıp, koyun yetiştirip hayvancılık yapıp para kazanacağım diyelim. Şimdi ama kendim yapmayacağım. Bir işçi tutacağım. Aylıkçı, çoban. Çobana ne para vereceğim diyelim. Bunlar örnek yani, kesin hani bir şey değil, yaptığım iş değil de örnek. Çobana mesela aylık 4 milyar para vereceğim. Çoban çünkü 4 milyardan aşağı öyle para almaz. 4 milyar civarı bir para veriyoruz diyelim. 3 aşağı 5 yukarı öyle rakamları uyduruk söylüyoruz. Net elimizde rakam yok da 4 milyar. Bu yıllığa vurursanız ne yapıyor? 48 milyar para yapıyor. Şimdi hayvancılık yaparken de çobanı bulduk. Bir de koyun almamız lazım ki kar yapacağız. 100 tane de koyun aldık diyelim. Koyun 2 milyardan, koyun fiyatı 2 milyar diyelim. 100 tane koyun var. Biz bu çobanın parasını çıkarmamız için yıllık, hani çobana 4 milyar maaş verdik, koyun da 2 milyar ya. Her ay çobana 2 tane koyun vermem gerekiyor. Bütün senede 24 koyun alması lazım ki ne maaşı çıksın 48 milyar. Şimdi 100 koyununuz var, çobanınız var.
100 koyun 100 tanesi yavrulamadı da 80'i yavruladı diyelim. 80 tane yavru aldın sene sonunda. Bu 80 tanesinin 24 tanesini ya da 25 tanesini çobana verdiniz. Elinizde kaldı 55 koyun. Bu 55 koyunun hani bütün sene bu koyunları dışarıda güdemiyorsunuz. Mecbur 12. 1. 2. aylarda o kar olan dönemde mecbur bunu ağılda bakmak zorundasınız. Yem yedireceksiniz bu koyunlara. Bu koyunların da 50 yani 55 tane kaldı ya elimizde çobandan hariç. Bunun 20 tanesine ya da 25 tanesini daha satıp bu kışın beslemiş olduğunuz koyunların yemini tedarik edeceksiniz. Bunun da 25'le oraya gittiği zaman elinizde 30 kaldı. 30 koyun var. Karınız 30 koyun. 10 koyunu da 10 tanesini de aşısı, hastalığı şunu bunu oraya verdiniz diyelim. Elinizde kaldı 20 tane koyun. 20 koyun kaldı bak elinizde. Bu 20 koyunu ikişer milyardan satsanız 40 milyar para yapar. İkişer milyardan satsanız 40 milyar para yapar. Bu 20 koyunun gene bir 5'ini ya da 7'sini falan elektrik ödediniz, bir şey ödediniz. Hani mesela diyelim canavara kaptırdınız, hastalandı. 5'i 10'u gitti. Hadi 10 koyun kaldı elinizde en kötü ihtimalde 10 koyun. Ne yapar? 20 milyar para yapar. Bu 20 milyar parayı bir senede hiç gidip bak dağda yatmıyorum. Bir hani şey orada çalışmıyorum. Gece gündüz ıslanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Sadece paramla koyun alıyorum, çoban tutuyorum ve cebime 10 koyun 20 milyar senelik para kalıyor. Ne yapıyorum? Bu parayla tamakarlık yapmıyorum abim. Şükretmiyorum. Az diyorum, yetmez diyorum. Aç gözlüyüm ya. Gözümü daha büyüklere dikmişim. Hani bir kere de hani bir senede köşeyi döneyim. Hani esnafımız böyle ya. Bir senede köşeyi döneyim istiyorum. Bir senede. Bir kere yapayım bir senede. Parsayı toplayayım. Vurgunumu vurayım. Ömür boyu yetsin istiyorum. Yetinmiyorum çünkü. Bereket o zaman kalkıyor. O zaman şeytan tebelleş oluyor işte. Ülkemizde böyle hani insanlar hani hep vurguncu olmuş ya, dolandırıcı, sahtekar olmuş ya. Bu yüzden yetinmiyor. Ama bir gavur, bir Alman olsun 10 tane koyun değil 5 tane de koyun kalsa adam o mesleğe de bırakmıyor. Çiftçim de aç demiyor. Yoksulum da demiyor. Ölene kadar 20'sinde, 30'unda, 40'ında, 60 hatta 80'inde bile o işi yapıp devam ediyor. Kendisi yapıyor. Ama biz ne diyoruz bak, ne ben davara gidiyorum, ne çalışıyorum, ne yıpranıyorum. Paramı koymuşum. Bedavada bana 10 koyun kalmış. Bundan yetinmiyorum. Az diyorum ya. Gözümü büyüklere dikmişim. Halbuki bir askeri ücretle çalışan bir kişiyi düşünün. 20 milyarı senede biriktirip bir kenara koyması için diyelim 2 milyar 300 milyon kazanıyor ya. 4 milyar kazanması lazım. 2 milyar masrafa gidecek. 2 milyar da biriktirecek. 2 milyar her ay yiyecek. Kirası, elektriği, doğalgazı, şunu bunu. 2 milyar da biriktirecek. Senede ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 20 milyar yapıyor. Yani 10 koyun parası. Hani hesapladık ya. Askeri ücretli bir sene çalışan kişinin emeğini ben hiç başım bile ağrımadan, bir soğukta kendimi yıpratmadan kazanabilecek durumdayım. Beğenmiyorum. Aç gözlüyüm. Gözümü büyüklere dikmişim. Adam bir senede çalıştığı emeğini biriktirebilirse, o da hiçbir hastalık falan gelmeyip de sağ salim tertemizce çoluğu çocuğu hani ameliyatlı şudur bu olmayınca tertemiz 12 ay kenara attığı parayı öbür tarafta adamın açgözlü o adamın beğenmediği istemediği az gördüğünü adam bir senede göz nuruyla böyle göz nuruyla biriktire kumbarasında topladığı parayı bu taraftaki insan açgözlü beğenmiyor işte. Ne diyor? Ben diyor 80 tane koyunum varsa diyor çobana da vermeyeyim. Elinden gelse yeme de vermeyeyim. Elektriğe, suya, ilaca, milaca da vermeyeyim. Hepsini bir kere de o bir senelik koyundan alayım. 100 koyundan 200 yavru alayım. Ölene kadar yetsin. Böyle olduğumuz için açgözlü bu bir örnekti. Diğer mesela kuyumcularda var, dövizcilerde var, araba galericinde böyleyiz işte. Olmadığımız için şükretmeyen, tamakar olmayan bir milletiz yani. Ama işte gavur öyle ben 30'unda 40'ında çalıştım yeter emekli olayım köşeme çekileyim artık denizde orada hani güneşte köyde kahvede orada burada zaman geçireyim demiyor işte. Gavur elin gavuru 80 yaşında bile kalkıyor o davara bile kendi gidiyor. Az kar yaptım çok kar yaptım demiyor işinin peşinde oluyor işini de bırakmıyor. Yılda 500 koyun kar bile yapsa bak koyun para demin 500 koyun kar bile yapsa üstünden o iş elbisesini, o çamurlu elbisesini çıkarıp da
Öyle takım elbise, lüks, bilmem cipler, şunlar, bak, havalara girmiyor adam. Adam trilyon kazanıyor senede. Yine o iş yerinde çöpçü gibi çalışıyor. Çöpçü gibi ya. Çalışıyor adam. Ama biz ne yapıyoruz? O, hani dedik ya, hani hem 10 milyar 20 milyarı beğenmiyoruz. Hem de bir de 4x4 cipim olsun, traktörüm olsun, kepçem olsun, takım elbiselerim olsun, evimde havuzum olsun, villalarım olsun, her şeyim olsun. Bir senede topunu, parsasını, alayını kaldırayım istiyoruz biz. Biz böyle bir milletiz. Böyle bir, hani diyoruz ya, tamahkarlık, şükür bizde yok arkadaşlar, yok. Az da yetinmiyoruz. Bize bu nimetleri verenin kıymetini, kadrini de bilmiyoruz. O yüzden biz bir çalınca şeytan da beş çalıyor. Biz işe gitmek istemeyince, yataktan kalkmak istemeyince şeytan hiç çalıştırmak istemiyor bizi. Bizde böyle bir şey var. Misafirimiz gelir, sabaha kadar otururuz, dörde kadar. Çay babam çay, çay babam çay. Saat 4 olur, 5 olur. Saat 4'te çayı demlersin. Daha çay içersin. Saat 8'de de işe gidersin. Ya sen zaten 4'e 5'e kadar evde yatmamışsın ki ne? İşe gittin, ne faydan olacak? Sabaha kadar oturmuşsun. 12'ye 1'e kadar dizi izliyorsun. Gavurlar akşam 8'den sonra sokakta kuşları bile dolaşmaz. İtleri bile dolaşmaz. Gavurun. Yatar, iş yerine gittiği zaman her gün aynı performansı sergiler. Aynı performans. Ben bir yatayım, ben bir tuvalete gideyim, ben bir kaytarım. Yapmıyor ki adamlar. Bizde var bu, bizde. Hani dedim ya, bir daire alalım, bir daire satalım. O daireden 100 milyar bir kere de para kazanalım. Köşeye dönelim. Bizde doyumsuzluk, açgözlülük var. Tamahkar yok bizde. Bizde bu var. Bizde kazık var. Bir gün gittiğin, aldığın malı ertesi gün aynı parayı alamazsın. Bir günde köşeye dönelim istiyoruz biz. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Bahanen her zaman çok. Dolara, euroya, mazota zam geldi. Bahane çok. Dolar, euro, mazot düşünce niye etiketi aşağı çekmiyorsun? O yok işte. Her zaman devleti, hükümeti, onu bunu birilerini suçlamak var bizde. Kendimiz içimizde bir hani temiz esnaflık, temiz para kazanma, helal para kazanma yok kardeşim, yok. Türkiye'de yok işte. Yani olanlar da az zaten. Bu yüzden hiç kimseye suç atmayın. İnsanlık olarak kendimizde aramamız lazım kusuru, kabahati. Bizim kendimizde var. Bu sahtekarlık. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.